Evet, bugün size bir örnek işlemci tasarım sorusu çözeceğim. Daha önce bir tane daha çözmüştüm. YouTube'a yüklemiştik. Bu soru ara sınavımızda çıkmış bir soru. Sorunun üzerinden mi geçelim önce? Şimdi sınav sırasında size bir yeni buyruk kümesi verilmiş. Bu şu anda gördüğünüz buyruklar, 8 tane buyruk var burada. Bunlar hiçbir dünyada olan işlemcinin buyrukları değil. Bunları tamamen biz tasarladık. Hatta şu işlemciyi yaparsanız büyük ihtimalle ufak tefek işleri yapar. Yapar bu, çalışır böyle bir şey. Şimdi sizden istenen şey şu. Bu 8 tane işlemi gerçekleştirecek bir işlemciyi, bu 8 buyruğu hayata geçirecek bir işlemciyi tasarlayın. Bu işlemcinin yukarıda görüyorsunuz buyruk yapısı verilmiş. En solda bir tane 3 bitlik bir işlem kodu var. 8 tane işlem olduğu için bunları ayıracak 3 bitlik bir işlem kodu var. Bir tane yazmaç numarası var 3 bitlik. Bir tane daha yazmaç numarası var 3 bitlik. Bu ikisi kaynak yazmacı olduğu anlaşılıyor. Buradan anlaşılmıyor. Daha sonra aşağıya baktığınızda anlaşılıyor. Ve sonuç yazmacı numarası var 3 bitlik. Bir de anlık değer 4 bitlik. Şimdi toplarsanız hepsini 16 bit olduğunu görüyorsunuz. Bir buyruk 16 bit. Anlık değer en sağ 4 bit. Sabit bir değer vereceğiniz zaman 4 bit. Burada iki tane farklı buyruk türü yok. Tek bir tane buyruk türü yapılmış 16 bitlik. Bizim biraz kasırganın ilk yaptığı işlemciye benziyor. 16 bitlik buyrukları olması münasebetiyle. Şimdi bunu hayata geçirin diyor. Aşağıda buyruk kümesini görüyorsunuz. Buyruk kümesinde olan şeylerin ufak bir üzerinden geçelim. Şimdi şunu sadece yazması yetmez. Şöyle bir şey yazması, toplama işleminin bu şekilde yapıldığını yazması yetmez. Yanına ne olduğunu da yazması gerekir. Zaten aslında buradaki gösterim belki ufak bir hata var diye düşünebiliriz. Şöyle bir şey koymak, şöyle bir köşeli parantez koymak doğru olabilir. Çünkü Y1 ile Y2'yi topla, S'ye yaz demek sanki şu hissi yaratabilir. Yani buradaki 3 bitlik değeri al, buradaki de 3 bitlik değeri al, topla 3 bitlik bir toplama yap, sonra da götür sonucu buyruğun içine yaz. 3 bitlik olarak buyruğun içine yaz gibi bir anlam çıkabilir. Ama aslında burada yandaki açıklamada da görüyorsunuz ki Y1 ile gösterilen yazmaçtaki değer ile Y2 yazmacındaki değeri topla, sonucu S'ye, yani S ile gösterilen yazmaca yaz demek istiyor aslında. Şimdi toplama, Y1 ile Y2'yi topla, S'ye yaz. Altta bakın çıkar var. Özellikle hani sınavda bunları iyi okuyor musunuz diye yapılmış. Y1 yazmacına yazıyor sonucu. Birazdan işlemci tasarlayacağız. Bu ilk aşama nedir? Buyruk kümesini incele. Gereksinimleri çıkar, değil mi? Demek ki Y1 ile gösterilen alandaki 3 biti sonuç yazmacı olarak da kullanabiliyorsunuz burada. Altta bir sakla var. Sakla diyor ki Y2 ile anlığın genişletilmiş halini topla. Anlık 4 bitlik anlık değerin genişletilmiş halini topla. Veya şimdi bu işlemci zannediyorum 8 bitlik bir işlemci. Tabii sorunun kendisi burada yok da. 8 bitlik bir işlemci bu. Anlığı nasıl genişleteceksin? İşaretle genişleteceğini burada yazıyor. 8 bite genişleteceksin 4 bitten. Saklama buyruğu var. Şimdi bu saklama ile yükleme daha önce yaptıklarımıza benzer olduğu için bunun üzerine durmayacağım ama aşağıya bakıyorsunuz. Şimdi aşağıda bir değiş buyruğu var. Bir de tokuş buyruğu var. Değiş var, tokuş var. Ve bakıyorsunuz değiş yaptığın zaman takas diye bir birim var. O takas biriminden veri alıyor. Gidip belleğe yazıyor. Şimdi takasın ne olduğunu bilmiyorsun. Demek ki böyle birim var. Hani oradan bir veri de alınabiliyor bu arada. Oradan bir veri var. Veri saklayan bir şey bu. Oradan alıyor. Götürüp belleğe yazıyor takas. Bir de bellekten gelip takasa yazıyor. Böyle bir buyruk var. Yani bu yükle buyruğu gibi. Bu da sakla buyruğu gibi. Değiş sakla gibi. Bu da yükle gibi. Ama getirip yazmaca yazmak yerine veya yazmaçtan değeri almak yerine takastan alıyor. 7 numaralı toparla buyruğu da takasla, takasın değeri takas demek gibi yazmaç gibi bir şey. Onunla başka bir yazmacı topluyor, sonuç yazmacına yazıyor böyle bir toparla. Altta da bir tane dallan buyruğu var. İşte eşitse, ikisi eşitse program sayacına Y1'e ekle, değilse Y2'ye ekle. Ya Y1'e ekle ya Y2'ye ekle gibi ilginç de bir açıklama yazılmış dallanmada. Şimdi bunları adım adım nasıl yapacağımızı bakacağız birlikte. Şimdi diyor ki soru, 8 bitlik işlem yapan bir işlemciye bu birimleri kullanarak tasarlayın.
Bir tane buyruk belleğiniz olacak. Bir tane veri belleğiniz olacak. Hani von Neumann değil, Harvard mimarisi yapacaksınız diyor aslında. Yazma çöbeği olacak. İki girişi, iki tane okuma girişi, bir tane yazma girişi. Adres derken 3 bitlik numara gelecek. Veri, 8 bitlik veri gelecek. Bir yazma denetimi, bir de saat olacak diyor. Yani saatin çok önemi yok burada bizim açımızdan. Saatle çalışabilir, çalışmayabilir. Program sayacı yazmacı olacak. Bir de işaretle genişletici olacak. Daha doğrusu genişletici olacak. Hem sıfırla hem de işaretle genişletebilir olacaksınız bu herhangi bir değeri. Çünkü yukarıda buyruk kümesinde bakın bazı değerler anlık sıfırla genişletilmiş, bazıları işaretle genişletilmiş görüyorsunuz. Demek ki bu gereksinimleri incele çıkar diyoruz ya gerekli birimleri. Bir aritmetik mantık birimi olacak. İki tane girişi ve değişken sayıda seçme girişi. Hangi işlemleri yapacaksan kendin belirle diyor bunları. Bir sonuç çıkışı ve bir eşit çıkışı. Bu dallanma işlemi için kullanılacak bir eşit çıkışı gerekli diyor. Bir tane takas birimi var. Veri girişi, okuma yazma denetimi var. Veri çıkışı var. Yani okuma, yaz veya oku diyorsun işte takası. İki girişindeki sayıyı toplayıp çıkışını verir. Sonuçta değişken boyutta toplayıcı ve çoklayıcıları kullanabilirsiniz diyor tasarımınızda. Evet, ilk buyruğumuza geçiyoruz. Topla S, Y1, Y2. Şimdi bizim bir tane yazmaç birimimiz var. Nereye koyalım yazmaç birimimizi? Şöyle koyalım. Bunları çizerken de bir ara TRT'de bir rahmetli bir ressam vardı. Çok güzel manzaralar çizerdi. Kendim bazen öyle hissediyorum. Böyle oraya şunu koyalım, buraya bunu. O da buraya ağaç koyardı. Bir tane taş, ırmak falan koyardı. Evet, şimdi bir tane yazmaç birimi yaptım böyle, yazmaçlar. Bu yazmaçların girişleri var, çıkışları var, onu birazdan bakarız. Bir tane toplama işlemi var, bir AMB'yi çizeyim, aritmetik mantık birimimiz var bir tane. Sadece toplama işlemi için diye düşünürsek, aritmetik mantık birimi şu an sadece toplama yapıyor. Bir tane buyruk belleğimiz var. Bu buyruk belleğini şöyle yapayım. Yani program sayacını ayrı bir yerde güncelleyeceğimiz için şurası program sayacı olsun. Program sayacını buyruk belleğine bağlayalım. Burası adres girişi elbette. Hani bir adres veriyoruz program sayacına. Buyruk belleğinden de bize 16 bitlik buyruk gelsin. Yani yukarıda bu yapısını gördüğünüz 16 bitlik buyruk gelsin. Ve bu buyruğun içinden Y1, Y2, S ve anlık alanlarını okuyalım. Şimdi toplama işleminden sonra program sayacı 4 arttırılacağı için şöyle bir toplayıcı koyayım şuraya ve bunu 4 ile toplayayım. Tabii bu 4 ile topladığım şey 8 bit olacak. Buradaki her şey 8 bitlik bir işlemci bu. Adreslerin 8 bit olduğunu varsaydım 8 bit 4 ile 8 bitlik program sayacını toplayıp üzerine yazacak. Program sayacını yazacak. Tabii bunun bir de saati olacak. Saatle çalışan bir şey olacak. Hani şuraya saat diye yazayım. Bir soru var herhalde. Program sayacının 4 arttığını, evet çok iyi bir soru. Ben tabii otomatik 4 artar diye söyledim. Ama aslında 4 artmıyor. Neden 4 artmıyor? Çünkü buyrukların boyutu 16 bit, 2 byte olduğu için şu tepedeki buyruğun boyutu program sayacı 2 artacak. Program sayacı 2 artacak. 4 artmayacak. Yani RISC 5'ten ve MIPS'ten hep alışmışız buyrukların boyutları 4 byte, 4 artsın diye. Burada buyruk 2 byte arttı. 2 byte olduğu için boyutu bir sonraki buyruğa geçmek için 2 artacak. Program sayacımızı üstünden geçeyim. Evet. Rabia, sorun var. Hocam ben bir şey soracaktım. Eğer 20 bitlik buyruklar kullansaydık ve 4 bit adresleme yapılsaydı program sayacı 5-5 mi artardı o zaman? Evet, doğru. Eğer 20 bitlik olsaydı ve her 4 bitin bitlik değere bir adres atamış olsaydı 5-5 artardı. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi yazmaçlar, ben şimdi Y1 ve Y2 yolu demeyeceğim. A ve B diyeceğim. Sanki böyle adının Y1, Y2 olması gerekiyormuş diye düşünmeyin diye. Burada 3 bitlik 2 tane değer okunacak ve numaraları veriliyor. Hangi yazmaç oldu numarası veriliyor. Sonuç yazmacı için de şöyle ok olarak içeri girdiğinde göstereyim bunların. Sonuç yazmacı için de 3 bit bir C yolu olacak. Bu C yolu, yani buraya özellikle S demiyorum. Çünkü biraz sonra buraya Y1'i de bağlayacağız biliyorsunuz ki. Bazı buyrukların sonuç yazmaçları Y1'de konduğu için C yolu dedim buna. Şimdi bu A'nın verisi A'ya verdiğin 3 bitle gelen
8 bitlik bir veri ve B'nin verisi B'ye verdiğim 3 bitten gelen 8 bitlik veri. Buradan geliyor. Şimdi ilk buyruğu yapmak için, toplama buyruğunu yapmak için şuraya ben şimdi bütün teli çizmiyorum uzun. Yok, normalde şu buyruk sağdaki buyruktan çıkacak. Bu buyruk dediğimiz şey sonuçta bütün şu tepedeki alan bu buyruğun içerisinde. Bunları böyle çizip de çok fazla tel yapmamak için buraya Y1'i, buraya da Y2'yi bağlıyorum. Bu Y1 ve Y2'nin şu gelen buyruğun soldaki 3 bitlik işlem dışında Y1 alanının bu 3 bit, Y2 alanının da bu 3 bit olduğunu yani buradan tel çekiyoruz. Buyruğu verdik program sayacını. Bize 16 bit geldi. Soldan 4. bitten başlayarak Y1 3 bit boyunca, soldan 7. bitten başlayarak 3 bit boyunca da Y2 değeri geliyor. Onları bu AB'ye bağladım anlamında Y1 ve Y2'yi yazdım oraya. Buradan da Y1 ve Y2 ile verilen numaradaki yazmacın değerleri AB ve BB'den geliyor. Toplama işlemi yapılacak. Aritmetik mantık biriminin şurası işlem girişi olsun. Şu an sadece toplama var. O yüzden bir şey yazmıyorum. Bir şey ayrıştırmıyorum. Yani sıfırsa topla, birisi çıkar falan demiyorum. Birazdan diyeceğiz onu. Bunları götürüp girişlerine bağlıyorum. Sonuç çıkıyor. Çıkan sonucu gelip C'nin verisinden veriyorum. Burada tabii yazmaca yaz diye bir denetim olması gerekiyor. Hani yazma, aslında yazma denetimi bu. Yazma denetim. Yazmanız gerektiği zaman yaz diyeceğiniz bir denetim olması gerekiyor burada. Toplama bu kadar. Program sayacını 2 arttırdık. 2 tane yazmaç numarasını okuduk. Değerlerini, o yazmaçlardaki değerleri okuduk. Şuradan çıktı. Yazmacının içinden çıktı. Şu okları koyuyorum üstüne. Aritmetik mantık birimine verdik. Orayı toplamaya ayarladık. Sonucu aldık. Götürüp yazmaçlara yazdık. İlk buyruk tamamlandı. Sadece birinci buyruğu yapan bir işlemci bu şimdi. Evet, ikinciye geçiyorum. Geldik çıkarma işlemine. Şimdi çıkarma işleminde de Y1 ve Y2 değerleri buyruğun içine aynen okunuyor. Program sayıcı verilmiş, bir buyruk gelmiş. Y1 ve Y2 alanları okunmuş. A ve B'den bu değerler alınmış. Şimdi işlemi sıfırsa topla, birse çıkar haline getiriyorum şimdi şöyle. Yapacağım şey ne? Daha sonra denetim tablosunu yaparken yapacağımız şey ne? Biri ayarlamak, aritmetik mantık biriminin işlem girişini biri ayarlamak ve çıkarmayı ayarlamak, ikisini verdik. Şimdi sonuç olarak yazmaca yazacaksanız yine aynı tel üzerinden CV'ye bağlanacak. Ama az önce bunu unuttuk toplamayı yaparken, şuraya S bağlamamız gerekiyordu toplamayı yaparken. Şimdi ise buraya S yazamıyoruz. S'yi siliyorum. Buraya bir çoklayıcı koyuyorum. Toplama işlemi için, burası 2 çarpı 1. Toplama işlemi için buraya S'yi, çıkarma işlemi için buraya Y1'i bağlıyorum. Yani aynı sağdaki Y1'i oraya bağlıyorum. Bu 3 bit seçilecek. 3 bitlik çoklayıcı bu. Y1 3 biti seçilecek. Ve bu sonuç yazmacı diye bir denetim olacak burada. Tamam mı? Çıkarma işlemi bu kadar. Burada tek farklı olan şey sonuç yazmacını hangi numara olduğunu aldığımız yer artık S alanı değil, 3 bitlik S alanı değil, Y1 ile gösterilen 3 bit. Devam ediyorum, bir sonraki buyruğa geçiyorum. Şimdi sakla buyruğum, sakla Y1, Y2. Bu buyruk ne yapıyor diye hatırlamamız lazım tabii şimdi. Şimdi diyor ki bellek, köşeli parantezde bellek, adresi ne olacak? Y2 ile anlığın genişletilmiş halini toplayacaksın. Y2 ile gösterilen yazmacın değerini toplayacaksın. Y1 yazmacı ile gösterilen değeri de götürüp belleğe yazacaksın. Şimdi biz bir bellek çizmemiz lazım önce. Bir belleğimiz olması lazım. Ben şu veri belleğini şuraya çizeyim. Bunun da adres girişi şurası olsun. Ve götürüp aritmetik mantık biriminin çıkışını buraya bağlayayım bu adres girişini. Çünkü biraz sonra bu Y2 ile anlığı toplayacağız ya. Y2 dediğimiz yer nerede? B yolundan geliyor zaten. Şimdi anlığı toplayacağız. Nasıl toplayacağız? Genişleteceğiz. Neyle genişletiyoruz anlığı? İşaretle genişleteceğiz. Bize öyle söylendiği için işaretle genişleteceğiz. Bir genişletici koyuyorum şuraya. Bu genişleticinin girişi 4 bitlik A olacak. Şuradaki anlık alan var ya, bu sağ üst köşedeki anlık alan var ya. Bu 4 bitlik, bu anlık olacak. Bu da yine buyruğun içinden geliyor. Şuradaki A'dan geliyor bu 4 bit buyruğun içinde. Şimdi bu genişletiyor. Burası 8 bit olarak çıkıyor. Şimdi bunu getirip şu tarafa bağlayacağım. Yani diğer buyruklar için bu çoklayıcı yine burada olacak ama
Bu da ne olsun? AMB girişi olsun. Girişi olsun. 2 çarpı 1. Şimdi bunun için, bu adres hesabı için, saklama işlemi için Y2 ile anlığı toplayacağımız, anlığın değerini toplayacağımız aritmetik mantık birimini ayarlıyoruz toplamaya. Bu çıkan toplam adres girişinden giriyor. Veri belleğinin bir de veri girişi olacak. Bu veri girişine de götür Y1'i yaz diyor ya. Y1'i alıyorum şuradan, bağlıyorum. Bu buyruk yazmaca bir şey yazmadığı için daha sonra yazmaca yazma diye ayarlanacak. Bir de şuraya belleğe yaz diye bir denetim koymamız lazım ki diğer buyruklarda yazmasın. Hani sıfır diye ayarlansın. Bu buyruk için yaz, yaz diye söyleyelim. Saklama buyruğu bu kadar. Yükleme buyruğuna geçiyorum. Yine işaretle genişletilmiş anlık değer var. Yine Y2 ile toplanarak adres hesaplanıyor. Yalnız bu sefer sonuç yazmacı Y1 olarak verilmiş. Yalnız dikkat ederseniz sıfırla genişletilmiş adres için. O yüzden genişleticiye bir denetim koyuyoruz. Eğer sıfırsa sıfırla genişlet, birse işaretle genişlet. Şimdi yükleme işlemi için sıfırla genişlet demiş buyruk kümesi. Böyle dediği için böyle yapıyoruz. Hani bunun mantıksız bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama buyruk kümesi ne derse o. Adres yine aynı toplanacak, verilecek. Bu sefer adres verdikten sonra veri belleğinden bir veri çıkışı olacak. Veri çıkışı. Bu veri girişi, bu çıkışı. Çıkıştan bir, bu kadar uzatmayalım. Şurayı sileyim. Yani belleğe gidecek değer. Bu 2 çarpı 1 bir çoklayıcı. Buradan gelsin. Burada yine Y1 ile gösterilen yazmaca yazıldığı için yine sonuç yazmacının C yoluna giren değeri değiştirmiyorum. Orada onu seçeceğiz. Yani Y1 girişini seçeceğiz. Hatta onun hangi giriş olduğunu belirleyelim isterseniz. Şurası 0 olsun. Burası da 1 giriş olsun. Şunları da belirleyeyim. 0-1, 0-1. Yükleme buyruğu da bu şekilde. Bir sonraki buyruğa geçiyorum. Yine program sayacı 2 artıyor. Bunlarda hiç program sayacı nasıl arttığı ile ilgili bir farklılık yok. Her biri 2 byte'lik buyruklar. Her birinde program sayacı 2 artıyor. O yüzden o kısma hiç dokunmuyorum. Evet, bir değiş ve tokuş buyrukları vardı hatırlarsanız. Şimdi tekrar hatırlayalım onları. Şimdi değiş diyor ki takastan al götür yine aynı adres belleğe yaz. Tokuş da diyor ki bellekten al takasa yaz. Yani değiş diyor. Takastan al, belleğe yaz. Adresi de böyle ayarla. Yazmaç numarası falan vermiyorum. Bu ayrı bir şey. Takas diye bir dosya var diyor. Şimdi ben takas dosyasını nereye koyayım? Şurada bir boşluk alan var. Şuraya koyayım takas. Bu takasın bir takas yazma denetimi var. Takasa yaz. Böyle bir denetimi var. Şimdi diyor ki değiş için takastan götürüp belleğe yazacağım diyor. Adres yine aynı. Aynı saklama işlemi gibi, sakla buyruğu gibi aynı. Store İngilizcesi, sakla buyruğu gibi. Tek farkı burada yazmaç numarası vermiyorsun. Yazacağın değer takastan geliyor. O zaman veri girişine gelen değer bazen takastan geliyor, bazen yazmaçtan geliyor olunca şurada artık bir şey yaratıyorum. Bir tane çoklayıcı yapıyorum. Çünkü bazen veri saklama işlemi ise eğer yazmaçlardan gelecek. Takas işlemi ise değiş ya da tokuş buyruğuysa takastan gelecek. Götür veriye yaz. Değiş buyruğu bu kadar yine. Başka hiçbir şey değişmiyor çünkü yazmaca yazılan bir değer yok. Yazmaç değişmiyor. Aritmetik mantık biriminden de adres geliyor. Hangi adrese değiş yapacağın. Yani takastan gelen veriyi hangi adrese yazacağın geliyor. Onu daha önce yapmıştık zaten. Evet, değiş bu kadar. Yine 2 artıyor program sayıcı. Tokuşa geldik. Tokuşun tek farkı yazmaca yazılacağını, bu sefer takasa yazılmasın. Şimdi bellek, veri belleğine bir adres veriyoruz. Veri belleğinden bir değer geliyor. Gelen değer nerede? Şurada. Bu değeri alıyorum. Şuradan hoplatıyorum. Götürüp takas dosyasına bağlıyorum. Bu 8 bitlik değeri bağlıyorum. Şimdi takas dosyası diye bir şey gerçek işlemcilerde yok ama senin kendi yaptığın işlemcinde böyle tasarlayabilirsin. Böyle bir birim olabilir. Bu işlemcide takas diye bir dosya var. Bir yazmaç birimi gibi bir şey var. Ama sanki bir değer hakkın var değil mi içeri yazılan? Yani hangi takasın neresine yazacaksın diye bir seçim yeri yok. Sadece bir yer var. Yazın takas olması da herhalde geçici bir saklama alanı olarak, bir yazmaç olarak kullanılıyor buyruklarda.
Değiş buyla tokuş buyluğunun yarattığı farklılık yalnızca bu. Takas dosyasını buraya eklemekle alakalı. Bir sonraki buyruk toparla buyruğu. Şimdi toparla buyruğu takastan gelen veriyle Y1'i topla, S yazmacına yaz. Zaten S yazmacına yazılması için burası ayarlanmış vaziyet. O yüzden oraya dokunmuyorum. Toplama işlemi de ayarlanıyor, oraya dokunmuyorum. Y1'in değeri zaten şuradan seçiliyor. Gelecek şekilde ayarlanmış, ona da dokunmuyorum. Onu öyle seçeceğim zaten. Tek mesele AMB'nin aritmetik mantık biriminin diğer girişine takastan gelen değerin bağlanması. O zaman şu diğer girişi siliyorum. Buraya takastan bir yol çekiyorum şöyle. Yolun bir tanesi, yine 2 çarpı 1 çoklayıcı bu. Yolun bir tanesi yazmaçtan gelecek. Y2, diğer buyruklar için Y2'yi kullanıyor ya AMB. Bu buyruk için takasın değerini kullanıyor. O yüzden takası bağlıyorum buraya. Aritmetik mantık biriminden bir sonuç çıkıyor buradan. Bu ikisi toplandıktan sonra geliyor şuradan. Bu yolu seçiyoruz. Buradan götürüyor. S ile gösterilen yazmaca yazıyor. Sadece yapacağımız değişiklik takastan AMB girişine bir yol çekmek. Son olarak dallan buyruğu Y2A Y1 diyor. Şimdi dallanma buyruğunu hatırlayalım. Eğer Y2 anlık sıfırla genişletilmiş anlıkla eşitse program sayacını Y1 arttır. Değilse program sayacını Y2 kadar arttır diyor. Şimdi Y2'nin değerini zaten içeri almanın bir yolu var şurada. Anlığın değerini de içeri almanın, aritmetik mantık birimi girişlerine bağlamanın bir yolu da var. Bu da bağladık zaten bunu. Bu yolları seçeceğiz biraz sonra diyelim. Şuna da AMB girişi 1 diyeyim. Şu AMB girişi 2 çünkü. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra işlemi çıkarmaya ayarlıyorum. Aritmetik mantık birimini çıkarmaya ayarlıyorum. Çıkarma yaptıktan sonra bir tane çıkışı var bunun. Şu ana kadar hiç bahsetmedik. Eşit çıkışı var burada. Çıkarma yaptıktan sonra sonuç aynı mı değil mi? Hani eşitse sıfır çıkacak. Yani sıfır çıkarsa eşit demektir çıkarmayı yaptığınızda. Değilse eşit çıkmayacak. Şimdi diyor ki eşitse Y1 kadar arttır program sayacını. Değilse Y2 kadar arttır. Program sayacını arttırdığımız yer neresi? Şurası. Ben bu 2'yi siliyorum artık. Önceki tüm buyruklar için program sayacı 2 artacak. Burada ya Y1 artacak ya da Y2 artacak. Bunu 4 çarpı çoklayıcı yapıyorum. Aşağıda program sayacı denetimine 2, Y1 ve Y2 girecek şekilde bazen 2 artacak, bazen Y1, bazen Y2 olacak şekilde veri yolunu ayarladım. Ve dallanma buyruğu bu kadar. Ne yazmaca ne belleğe hiçbir şey çekmiyoruz. Şimdi en son artık bu kadar. İşlemcinin tasarımı bu. Ama bunu yaparak bitiremeyiz. Şimdi ben özellikle sağ üst köşeyi boş bıraktım ve şu buyrukları da siliyorum. Şunları yer açılsın diye. Yani şurası buyruk çıkışı diye yazmıştım. Lazım olsa onu da sileriz. Yani şurası buyruk çıkışı. Buyruk belleğinden 16 bit buyruk çıkıyor. Şimdi bir tane tablo yapacağım. Burada değişik denetimler var. Önce bir o tablonun içine hangi buyrukları yapacağımızı yazalım. Bir topla buyruğumuz var. Bir çıkar buyruğumuz var. Bir sakla var. Yükle var. Değiş var. Tokuş var. Toparla var. Bir de dallan var. Toplamda 8 tane buyruk var. Yukarıda denetim işaretlerini yazacağım. Şimdi bu denetim işaretlerine bir isim verelim. Çünkü oraya sığmayacak. Hangi şey var? Mesela yazmaca yaz var. Ben buna YY diyorum. Yazmaca yaz. Genişletme denetimine G diyorum. Şuna. İsterseniz onlara farklı bir renk vereyim. G diyorum buna. Kırmızı G. Başka takasa yaz var. Buna TS diyeyim. TS demeyeyim. Takasa yaz TY diyeyim. TY diyorum buna. Başka sonucun kaynağı var. SK sonucun kaynağı. Aritmetik mantık birimi işlemi var. İş. AMB giriş 1 var. G1. Bir de giriş 2 var. G2. Belleğe yaz var. BY. Bir de program sayacı var. Program sayacı. Yani şurası BY. Şurası G1. Şurası G2. Şurası program sayıcı denetimi. Unuttuğum var mı? Bir de belleğin veri kaynağı var. Onu nereye yazacağız? Şuraya yazayım. Belleğin veri kaynağı. BVK şurası. Evet. Şöyle
Şimdi şöyle yaparsam. Yazmaca yazı bölüyorum. Yazmaca yaz ve sonuç yazmacı. S'ye yazmamıştık herhalde daha önce. Şurası S'ye olacak. Evet, siyah geçiyorum. Şimdi toplama buyruğu için bütün bu denetim işaretlerini, hatta bütün buyruklar için yazalım. Toplama buyruğu için yazmaca yazılacak mı? Yazılacak. Bir yazmaca yazılacak bir değer var. Sonuç yazmacının değeri S'yi seçeceğiz. Yani şu yolu seçeceğiz. O yüzden orası 1 olarak seçilecek. G, genişletici girişinin ne olduğunun bir önemi yok. Çünkü bu buyruk için genişletme kullanılmıyor. Takasa yaz için önemsenmeyen durum diyemezsiniz. Takasla ilgili bir işlem vardı. Çünkü eğer buna önemsenmeyen derseniz bir de olsa olur anlamına gelir ve telin üzerine ne, yazsa, ne varsa gider takasa yazar. O yüzden takasa yazma. Takasla işimiz yok, takasa yazma. Sonucun kaynağı aritmetik mantık biriminden şuradan geldiği için 0. İşlem toplamaya ayarlanacak 0. G1 aritmetik mantık biriminin G1 girişi Y1 değerini okumak amacıyla, şuradaki Y1 değerini okumak amacıyla, gelen Y1 değerini okumak amacıyla 0'a ayarlanacak. İşlem 0, G1 0. G2 değeri, şurası G2 olacak tabii. G2 değeri Y2'nin şu girişe yazmamışız. Burası 0, şurası da 1 olsun. Takasın girişi de 1 olsun. Şöyle. Y2'nin girmesi için 0 ayarlanacak. B'ye, belleğe yaz. Bellekle işimiz olmadığı için yazma. Program sayacı 2 artacak. Burada program sayacına şimdi biraz kaymış oldu. Aşağıda program sayacı 2 artacak. 2'nin olduğu girişe 0, 0, Y1'e 0, 1, Y2'ye de 1, 0 değeri verirsek, yani çoklayıcının 1, 0 girişi diye de belirlersek, o zaman bu 0, 0 olacak program sayacı. Belleğin veri kaynağı nereden gelecek? Takas dosyasından mı, yazmaç dosyasından? Bunun bir önemi yok. Çünkü belleğe yazma dedik. Yazma dediğimiz için nereden geleceğinin bir önemi yok bu verinin. Belleğe yazılmayacak zaten. Toplama buyruğunun denetim işaretleri bunlar. Sorusu olan var mı? Hocam ben neye göre önemsemeyeceğiz ve neye göre sıfır koyacağız tam anlamadım. Mesela genişleticiyi önemsemedik ya, neden önemsemedik de? Çünkü genişleticiyi şundan önemsemedik. Genişleticinin nasıl bir değer ürettiğini şöyle bir önemi yok. Daha sonra bir yer güncellemiyor bu. Gidip sadece çoklayıcının girişine bağlı oluyor. Eğer onu seçmezsen, kullanmayacaksan o değeri, önemi yok. Hangi değeri ürettiğinin bir önemi yok. Ama yazma denetimleri, yani yazıp yazmamaya karar vereceğiniz denetimler önemsenmeyen durum olarak belirlenemez. Çünkü önemsenmeyen durum, o çarpı attığınız durum bir de olsa olur, sıfır da olsa olur demektir. Veri belleğine yazılıp yazılmayacağı önemsenmeyen bir durum değildir. Yani yazıyorsan yazıyorsundur, yazmıyorsan yazmıyorsundur. Bu buyruk yazmıyor, onlara çarpı atamazsın o yüzden. Önemsenmeyen durum değildir o. Teşekkür ederim. Çıkarma buyruğu için devam ediyorum. Yazmaca yazılacak mı? Yazılacak. Sonuç yazmacı S ile gösteren değil, Y1 ile gösteren değer. Şuradayız şu anda. Şunu seçeceğim. O yüzden 0 sonuç yazmacı. Genişletmenin yine bir önemi yok. Çünkü bunda da genişletici kullanılmıyor. Takasa yazılacak mı? Yazılmayacak. Takasla işimiz yok. Sonucun kaynağı aritmetik mantık birimi. İşlemse çıkarma. G1, Y1, Y1 yazmacının değerini seçecek. 0. G2 de Y2 yazmacının değerini seçecek. 0. B'ye, belleğe yazılacak mı? Yazılmayacak. Program sayacı yine 2 artacak. Ve belleğin veri kaynağının yine bir önemi yok. Çünkü belleğe yazmayacağız. Bu yalnızca belleğe yazıldığı zaman önemli olacak. Buranın hangisini seçildiği. Saklama buyruğuna geldiğimizde yazmaca yazılacak mı? Yazılmayacak. Çünkü sakla buyruğu yalnızca belleği güncelleyen bir buyruk. Yazmaçta işi yok. O yüzden yazma. Yazmaca yazma. Sonuç yazmacının ne olduğunun bir önemi yok. Çünkü sen yazma dedin. Neyin yazılmadığının bir önemi yok. Aynı şekilde sonucun kaynağının da bir önemi yok. Çünkü neyin yazılmadığının bir önemi yok dedik ya. Sonucun kaynağının da bir önemi yok. Genişletmenin bir önemi var.
İşaretle genişletecek demiştik. Sakla işlemi için. O yüzden 1. Takasa yazılacak mı? Takasa yazılmayacak. Sakla işleminin onunla işi yok. İşlem toplama olacak adres hesabı yapmak için. G1. Şimdi biz bunu nasıl ayarlamıştık? Bakın anlık değerin girişi şuradan geliyor. Diğer Y2'nin değeri de buradan geliyor. İkisi toplanacaktı. Y1'in değeri daha sonra götürülüp yazılıyordu. O yüzden G1 girişi anlığı alacak şekilde ayarlanması gerektiği için burası 1 olacak. G2 girişi yine Y2'yi seçecek. Y2'den gelen yazmacı BV'yi seçecek. BV yolunu seçecek. Belleğe yazılacak mı? Yazılacak. Saklama buyurun. Amacı zaten belleğe yazmak. Program sayacı yine 2 artacak. Belleğin veri kaynağı burada yazmaç olduğu için şurası 0, şurası 1 diyelim. Bunu 0 ayarlayacağız. Yazmaçtan gelen, Y1'in ile gösterilen yazmaçtan gelen değer geçecek veri girişine. Yükleme buyruğu için yazmaca yazılacak. Y1, sonuç yazmacı. Sonuç yazmacı Y1 olduğu için 0 ayarlayacağım. Genişletme sıfırla genişlet. Bunun özelliği. O yüzden sıfırla genişletilecek. Takasa yazma. Sonucun kaynağı bu sefer bellekten gelecek. Bellekten gelecek. O yüzden 1. Hani bellekten bir adres ver. Veri gelsin. Yazmaca yaz dediğin için bellek yolunu. Şuradaki şu yolu seçeceğiz. İşlem toplama olacak. G1 yine az öncekiyle aynı. Adres hesabı G1 ve G2 1-0 ayarlanacak. Belleğe yazılmayacak. Bellekten okuyoruz çünkü program sayacı yine 0-0. Zaten program sayacı son buyruğa kadar, dallanmaya kadar hep 0-0, hep 2 artacak. O yüzden baştan yazayım bunları. Belleğin veri kaynağının bir önemi yok. Belleğe bir şey yazılmadığı için. Bellekten okumaya gidiyor çünkü. Değiş buyruğu yazmaca yazmayacak. Tokuş buyruğu da yazmaca yazmayacak. İkisi de 0. Sonuç yazmacının o yüzden ikisi için de bir önemi yok. Genişletme denetimi ikisi için de işaretle, az önce baktığımız gibi işaretle ikisi için de. İşlem ikisi için de toplama adres hesabı için. Adres hesabı yapıldıktan sonra takas seçeceğiz. En sonra takası seçeceğiz. O yüzden bu ikisi demeyeyim. Değiş için 1, tokuş için bir önemi yok. Çünkü bellekten gelen değeri götürüp takasa yazacağımız için bir önemi yok. Hani belleğe bir veri gitmediği için. G1 ve G2 için aynı yükleme ve saklama işlemleriyle aynısı. Adres hesabı yapıldığı için. Belleğe yazılacak mı? Değiş için yazılacak. Tokuş için yazılmayacak. Okunduğu için. Toparla buyruğu için. Toparla buyruğu takasın değeriyle Y1'i toplayıp S yazmacına yazıyordu. O yüzden yazmaca yazılacak. Sonuç yazmacı S ile seçildiği için S'yi seçeceğiz. Genişletme ile bir ilgimiz var mı? Genişletme ile bir ilgimiz yok. O yüzden genişletmenin ne olduğunu bir önemi yok. Takas dosyasına yazılmayacak. Sonuç götürülüp yazmaca yazıldığı için. Sonucun kaynağı aritmetik mantık birimi olacak. 0. Çünkü toplama işlemini aritmetik mantık biriminde yaptık. İşlem 0 toplama olacak. G1 dediğimiz şey Y1'i seçecek, 0, Y1 ile toplandığı için. Diğer giriş, G2 girişi takası seçecek 1. Zaten diğerlerinin hepsinin başka şey seçtiğini görüyorsunuz. Sadece bunda takası seçecek 1. Belleğe yazılacak mı? Yazılmayacak. Bellek işlemimiz yok. O yüzden belleğe yazılacak olan verinin kaynağında bir önemi yok. Son buyruk dallanmanın yazmaca yazma, yazmaçla işi yok. Sonuç yazmacının önemi yok. Genişletme sıfırla genişletileceği için 0. Takasa yazma, sonucun kaynağının önemi yok çünkü yazmaca yazma dedik. İşlem çıkarma olacak, eşit mi değil mi diye bakacağımız için işlem çıkarma olacak. G1 neyi ayarlamıştık? Anlık değeri ayarladık G1'i. 1 olacak. Yani yukarıdan şuradan anlığı seçeceğiz. Buradan Y2'yi seçeceğiz. G1'den anlığı seçtim. G2'den de Y2'yi seçtim. Belleğe yazmayacak. Bellekle bir işi yok. Şimdi program sayacını birazdan söyleyeceğim. Belleğin veri kaynağına çarpmış. Şimdi şurası 2'ye bölünecek. Eğer eşit çıktısı 0'sa, yani eşitse, çıkan sonuç eşit değilse, Y2 olacak,
Burası y2 olacağı için 1,0 olacak. Eşit 1 ise eşitse y1 olacak. O yüzden de 0,1 olacak burası. Yani iki, şu kutu, şuradaki kutu 2'ye bölünecek şöyle. 1,0 ve 0,1 duruma göre. Şimdi buraya kadar tüm denetim işaretleri 3 bitlik işlem koduna bakıyor. Şurası işlem kodu ve burası 3 bitlik. Yalnızca bu kutu, bu program sayacının denetimi belirlenirken yalnızca bunun için giriş sayısı 4. Eşit girişi şurada gördüğümüz eşit girişi de göz önüne alınıyor. 4 girişlik karno yapılacak yalnızca bunun için. Evet, denetim tablosu da bu şekilde yapılıyor. Bu denetim tablosunu işlemcinin içerisinde şurada bir denetim kutusu var diyelim ki yani alt tarafta. Bu denetim işaretlerinin hepsi buradan çıkıyor, bu bahsettiğim denetim. Buradan çıkıyor diye düşünün. Şimdi bu kutunun içi nasıl tasarlanacak? Bir tanesini örnek olarak yapıyorum. Mesela YY için, yazmaca yaz için. 3 bit var. Şurada A, B ve C olduğunu düşünün 3 bitin. Üçlü bir karno yapılacak o 3 bit için. Yapıyorum. Yerleştiriyorum şimdi. Şuradan kırmızıyla şunu böleyim. Burası, şurası şöyle bölünecek ki hani gözünüz daha rahat seçsin. Maviye dönüyorum şimdi. 1,1 dikkat, şu 1 buraya gelecek. 0,1,3,2 olduğu için. 0,0,0,1 şu 1 bu 1. 7 numara olduğu için. Şimdi bu karnoyu nasıl yapacağız? Bu zaten sağdaki bir tek başına gruplanacak. Geri kalan şunları da böyle ikişerli gruplayacağız. Öyleyse bu yazmaca yaz denetimi nedir? A'nın değili, B'nin değili artı A, B, C'nin değilidir. Yani veya işlemi. Bu şekilde tüm denetim işaretlerini çıkarırsınız ve bu denetim işaretlerini bu denklem şeklinde yazdıktan sonra elbette bunları kapıyla da çizebilirsiniz. Yani burası bir veya kapısı şöyle. Bunun girişine bir tane V kapısı bağlanacak şöyle. Hani bu A'nın değili A, bir de burada değil kapısı var B. Şurada bir tane daha veya kapısı olacak bunun girişinde. A ile B'ye bağlanacak. C içinde bir değil kapısı daha. Bu gördüğünüz yazmaca yaz denetiminin, yani şuradan yazmaca yaz çıkacak denetiminin mantık devresinin tasarımı. Diğer tamamını da buna göre yapabilirsiniz. Tek program sayacında dörtlü karno yapacaksınız. Ve dörtlü karnoyu yaparken program sayacının iki biti olduğuna dikkat edin. Program sayacının yalnızca bir tane, soldaki bitinin yalnızca bir tanesi için bir olduğunu, sağdaki bitinin de yalnızca bir tanesi için bir olduğunu görüyorsunuz. Bunu aslında doğrudan bir mini terim olduğunu görüyorsunuz. Buradan doğrudan da yazabilirsiniz. Mesela şu A, B, C ve E olduğu bunun, şu bitin. Şunun da A, B, C, E'nin değeri olduğu. Zaten hani bakarak da yazabilirsiniz bunları. Ha, bu arada şu yazmaca yaz denetiminin bir de şusu var. A'nın değili C de var. Şuraya bir de daha da kötü olacak şekilde. Şöyle bir V kapısı bağlayacağız. Şurası A değil kapısı şu. Şu da C. Evet. Bir tane eksikti. Eksikten almadık şu anda.